Mehmet. Ya dışarıdayım, bekliyorum 2 saattir insanların arasında. Ne zaman alacaksın beni içeri? Acelem var kardeşim, söyledim sana. Ya tamam. Suç sana uyup buraya gelende zaten. Mithat Bey. Reyhan Hanım, merhaba. Merhaba, hayrola, geçmiş olsun. Ya sormayın işte, alerji oldu. Kullandığım losyonlar mıdır artık? Hı. Almanya'dan gelirken aldığım parfümeri dokundu herhalde. Hay Allah. Doktor Mehmet Bey'i bekliyorsunuz. Evet. Arkadaşımdır Mehmet. Aynada o halimi görünce hemen aradım. Sağ olsun. O da atla gel dedi ama bekliyoruz. İlk fırsatta alır sizi. O da öyle söylüyor ama bakalım. Siz artık İstanbul'da mısınız? Evet, tayinim çıktı. Fikret de aynı zamanlarda geldik. Ha, o da sizinle oturuyordu. Söylemişti Hayriye Hanım. Yok, artık kendi evine taşındı. Öyle mi? Mithat Kara. Benim. Buyurun. Görüşürüz Reyhan Hanım. Çıkışta uğrayın bir çayımı için. Koridorun sonundaki servis. Tamam, mutlaka uğrarım. Çok sağ olun. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Ne bahay? Yok bir şey. Öyle. Oraya gideyim mi gitmeyeyim mi diye için için yiyor değil mi? Ben Umut'a bakarım. Hadi sen git yardımlarına. Tahsin işi kolaylamıştır tabii de. Bir görün hiç olmazsa. Cevriye Hanım'ı da yalnız bırakmamış olursun. Hadi. Teşekkür ederim. Rica canım. Ederim yavrum, rica ederim. Ben gidip geleceğim anneciğim, tamam mı canım benim? Merak etme sen, aklın bizde kalmasın. Hadi bakalım. Ya da de, ya da da da, ya da de, ya da de. Alo. Tamamdır. Ayakları poposuna vura vura geliyor yanınıza. Hadi bakalım. Meraklı sizdeymiş. Biri gelse diye bekliyormuş. Çocuğa bakarım deyince hemen attı kendini dışarı. Aferin. İyi günler. İyi günler, buyurun. Maltepe'ye gidelim lütfen. Sahilde bir bakım evi varmış. Tamam. Tam adresini bilmiyorum ama sorarız değil mi? Olur abi. Aa, Deniz. Bak telefonunu arıyordum, buradaymış. Aa, 10 kere baktım buraya halbuki. Şeytan almış getirmiş. Tövbe estağfurullah. Hadi yardım edin babanıza. Boşu boşuna ayak altında dolaşmayın. Heh, üstünde kırılacak yazan kolileri salonun ortasına koyun. Ben sonra yerleştiririm yerlerini. Bana bak. Sen de üstüne doğru dürüst bir şey giy. Değiştir şu tişörtünü, terlemişsin. Ev taşıyoruz anne. Takım elbiseyle mi koli kaldırayım? Sen bilirsin. Fikret geliyor yolda. İstersen böyle çık karşısına. Sen mi çağırdın? Vallahi de billahi de ben çağırmadım. Nuni uğramış ne var ne yok diye. Çocuğu kadının kucağına attığı gibi buraya koşturmuş. Hay Allah. Keşke bu kalabalığın içine gelmeseydi. Yani biz işimiz bitince giderdik onu görmeye. Ara söyle istersen. Gelmedi. Bak o koli mutfağa. Üstünde mutfak yazıyor.
Deniz. Benim bavulu yatak odasına mı koydun? Giysilerin olduğu bavulu. Evet. Birkaç gün yazamadım. Seni ihmal ettim. Ama o kadar zor günler yaşıyoruz ki. Senin içeride, benim dışarıda esaretimiz devam ediyor. Vicdan azabı çekiyorum. Bu böyle nasıl devam edecek bilmiyorum. Abi. Bugün babamı hastaneye yatırmak zorunda kaldık. Nihayet. Çantayı göremiyorum. Bugün burada bu iş bitecek diye düşünüyordum. Evet, bitecek. Sana parayı vereceğim. 5 milyon euroyu. Hayır, abinin hakkı olan parayı. Bugün gerçekten bitecek bu mevzu. Çok zor bir karardı. Ama hepimiz için olması gereken buydu. Leyla. Uyumuyorsun, iyi. Bir şeyler ye kızım. Tamam, yerim. Leyla'cığım, sen Ayşe'nin kusuruna bakma ne olur. Çocuk o da. Duygularını kontrol edemiyor. Anne, tamam. Sen bizim her şeyimizsin. Hem abine, hem babana, hem bize yaptıkların için ne kadar teşekkür etsem az sana. Anne, ne olur söyleme böyle, tamam.